Herkese mutlu hafta sonları sevgili izleyenler. Akademiks TV hafta sonu ana haber bültenine hepiniz hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta Süleyman Demirel Üniversitesi'nde yaşanan sıcak gelişmelerin satır başları ekranlarınızda. Dokuzuncu Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel 99. doğum gününde törenlerle anıldı. İkinci Uluslararası 5. Ulusal Sağlık Hizmetleri Kongresi yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Süleyman Demirel Üniversitesi Hastane Yönetimi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutladı. Diş Hekimliği Fakültesi Çağdaş Diş Hekimliği Eğitiminin gereği olan dijital teknolojileri bünyesine katmaya devam ediyor. Bu kapsamda Phantom Laboratuvarı'nın açılışı gerçekleştirildi. Süleyman Demirel Üniversitesi Eczacılık Fakültesi tarafından geleceğin genç eczacı adaylarına yönelik beyaz önlük giyme töreni gerçekleştirildi. Kariyer Planlama ve Mezunlarla İletişim Merkezi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi A Konferans Salonu'nda yurt dışı hareketlilik programları ve yabancı dil eğitimi düzenledi. Matematik topluluğu köy okulu etkinlikleri kapsamında Eğirdir'e gitti. Makine ve otomasyon topluluğu CAD/CAM Semineri isimli etkinliğini Mühendislik Fakültesi konferans salonunda düzenledi. Hepsi ve daha fazlası az sonra Akademiks TV hafta sonu ana haber bülteninde. Değerli izleyenler, 9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel'in 99. doğum gününde Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi'nde düzenlenen tören ile anıldı. Gerçekleştirilen törenin detayları ise sizler için ekranlarınızda. Süleyman Demirel Üniversitesi kurucusu 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel 99. doğum gününde hazırlanan panel ve törenle anıldı. Üniversitemizin kurucusu Süleyman Demirel için Profesör Doktor Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi'nde anma etkinliği kapsamında bir panel düzenlendi. Bizler de Süleyman Demirel'i 99. doğum yıl dönümünde saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz. Törene katılım sağlayan konuklar duygu ve düşüncelerini mikrofonlarımıza aktardı. 9. Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman Demirel'in 99. doğum yılını, gününü kutlamış olduk. Demirel ailesi de bugün o dönemde görev yapmış bürokratlarımız, bakanlarımız da buradaydı. Tekrar Süleyman Demirel'i, üniversitemizin kurucusu Demirel'i tekrar burada anmış olduk. Heyeti de üniversitemizi ağırlamaktan mutluluk duyduk. İnşallah seneye 100. doğum gününde de tekrar bir etkinlikle anmayı planlıyoruz. Bugün Süleyman Demirel Üniversitesi'nin oluşumunda emeği geçen değerli büyüğümüz 9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel'in doğum günü olduğu için heyecanlı bir gün. Ancak şunu da söyleyeyim, Süleyman Bey'i iyi tanımak lazım. Ben o fırsatı yakaladım. Değerli Süleyman Demirel Üniversitesi yöneticilerine ilk günden beri gösterdikleri kadir şinaslık için çok teşekkür ediyorum. Hem akademik kadrolarını hem sevgili öğrencilerini ismini taşıyan ve birinciliklerle müstesna Süleyman Demirel adını her yerde, her platformda çok iyi temsil ettikleri için ve her sene ölüm yıldönümünde ve doğum günlerinde çok güzel törenlerle anma yaptıkları için kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Ve Cumhuriyet'le yaşıttır Süleyman Demirel. Cumhuriyet benim demiştir. Çünkü İslamköy'den çıkan bir köylü çocuğunu Cumhurbaşkanı yapan Cumhuriyet'in faziletidir, fırsat eşitliğidir demiştir. Dolayısıyla Süleyman Demirel'in hikayesi herkese örnek alınacak bir hikayedir. 100 yıllık, daha yeni 100. yılını idrak ettiğimiz Cumhuriyet'in 50 senesinde hizmetle dolu bir ömür vardır. Bugün müthiş bir ilerleme olduğunu görüyoruz. Bunlar Cumhuriyet sayesinde ve Cumhuriyet'in çok değerli evlatları Süleyman Demirel gibi evlatları sayesinde biz de ondan gururlanıyoruz. Örnek almaya çalışıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti gelecek nesillere emanet etmiştir ve verdiği görev de şudur aslında. Çağdaş medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmak. Yani rahmetli Demirel kendi döneminde bu görevini layıkıyla yapmıştır. Süleyman Demirel dünya çapında bir devlet adamıdır. Onun yanı sıra büyük bir halk adamıdır. Büyükle büyük, küçükle küçük olabilen bir devlet adamıydı. Hepimizin rahmetli Demirel'e vefa borcu vardır. Biz kendisinin hem ölüm yıl dönümünde hem de doğum günlerinde üniversitemizin yapmış olduğu bu konferanslara iştirak etmek suretiyle görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu mutluluğu tadıyoruz. Bölüm olarak
bir panel hazırladık. Onu tanıtmak istiyoruz. Onunla ilgili yaptıkları icraatlar hakkında, ülkemize kattığı katkılar hakkında konuşmak istiyoruz. Süleyman Demirel, Türk siyasetinde çok büyük yeri olan bir politikacı, siyasetçi. Onun politik yaşamında, siyasal yaşamında öne çıkan bir takım ona has özelliklerin üzerine bir sunum yapmayı planlıyorum. 9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel'i hem anıyoruz hem de Türk siyasal hayatına dair, siyaset bilimine dair ve değişik sosyal ve teknik bilimlere dair değerlendirmeler yapıyoruz. Artık geleneksel hale geldi. Süleyman Demirel Üniversitesi'nin güzel, kaliteli bir etkinliği. Dolayısıyla ben de bu etkinlikte görev aldığım için mutluyum. Bizler de Akademiks TV ailesi olarak Süleyman Demirel'i saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz. Sevgili izleyenler, geçtiğimiz hafta 2. Uluslararası 5. Ulusal Sağlık Hizmetleri Kongresi'nin başlayacağını sizlerle paylaşmıştık. 2 Kasım itibariyle Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi'nde açılış töreniyle başlayan kongreye yabancı konuklar da katılım sağlarken, gerçekleştirilen gerek yüz yüze oturumlara gerekse çevrimiçi oturumlara katılım oldukça yoğun oldu. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. Uluslararası 5. Ulusal Sağlık Hizmetleri Kongresi'nin açılışını Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi'nde uluslararası alanda konukların katılımıyla gerçekleştirdi. Çok disiplinli sağlık bilimleri çalışmalarının ele alınması amacıyla Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından 2. Uluslararası 5. Ulusal Sağlık Hizmetleri Kongresi düzenlendi. Düzenlenen kongrenin Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümüne denk gelmesinden duydukları mutluluğu dile getiren katılımcılar aynı zamanda kongrenin nasıl geçtiğine dair düşüncelerini paylaştı. Biz bu kongreyi 5 yıldır düzenliyoruz. Bu yıl özellikle Cumhuriyetimizin 100. yıl onuruna bu kongreyi düzenledik. Bu anlamda çok anlamlı bir kongre oldu bu kongre. Kongre, sağlık bilimleri kongresi olunca sağlığın her alanını kapsıyor. Tıp, eczacılık, diş hekimliği, hemşirelik, sağlık bilimleri ve her fakülteden, her birimden pek çok katılımcı, pek çok bilim insanı burada bilgilerini, sunularını yapacaklar. Tıp fakültemizin organize ettiği 2. Uluslararası 5. Ulusal Sağlık Hizmetleri Kongresi gerçekten çok keyifle başladı. Özellikle tıp eğitiminde ve tıp tarihinde çok önemli bilgiler sunuldu. Bu sene Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına erişmiş olmanın gururu ve heyecanıyla düzenlediğimiz kongremiz tıp ve sağlık bilimlerinden her disiplini kapsayacak şekilde planlandı. Yurt içinden ve yurt dışından değerli katılımcılarımız bizimle olacaklar. Öğrencilerimizden olsun, diğer katılımcılarımızdan olsun oldukça yoğun bir katılım da var. Bu bizleri mutlu etti. Gelecek kongreler için, gelecek etkinlikler için, gelecekte başaracağımız her iş için bizi çok umutlandırdı. Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışan, çok güzel, üniversitemize yakışan, ülkemize yakışan bir kongre oldu. Öğrencilerimiz çok büyük ilgi gösterdiler, katılımcılarımız çok büyük ilgi gösterdiler. Tüm sağlık disiplinlerini ortak bir çatı altında buluşturan, farklı mesleklerin bir arada hizmet etmesine, ekip olabilmesine, hizmet etmeye çalışan, bu anlamda tüm sağlık çalışanlarına eşit değer ve önem arz ettiği bir felsefede buluşturduğumuz bir etkinlik. Yapılan kongrede hem yüz yüze oturumlar hem de çevrimiçi oturumlar gerçekleştirildi. Kore, İran ve Tahran Üniversiteleri Sağlık Bilimleri bölümünden uluslararası konuşmacılarda görev aldı. Süleyman Demirel Üniversitesi Hastane Yönetimi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı Hastane Konferans Salonu'nda düzenlenen tören ile birlikte coşkuyla kutladı. Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Hastane Konferans Salonu'nda büyük bir coşkuyla gerçekleştirdi. Açılış konuşmalarıyla başlayan programda Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü Öğretim Görevlisi Turgut Ermumcu, bir modernleşme projesi olarak Cumhuriyet konulu sunum yaptı. Şiir ve zeybek gösterisinin ardından fuaye alanında Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri tarafından gerçekleştirilen müzik dinletisi yapıldı. Sevgili izleyenler, Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin klinikte hastalarla karşılaşmadan önce uygulamalı eğitimlerini yapabilecekleri Phantom Laboratuvarı'nın açılışı gerçekleştirildi. Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, eğitim öğretimde son teknolojiyi takiben öğrencilerin klinik eğitimde hastayla birebir etkileşime girmeden önce uygulamalı eğitim aşamasını tamamlayabilmeleri adına Phantom Laboratuvar açılışını gerçekleştirdi.
Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin klinik eğitim aşamasına geçmeden önce uygulamalı eğitimlerini tamamlayabileceği Fantom Laboratuvarı 30 Ekim 2023 tarihinde tüm Diş Hekimliği Fakültesi akademisyen ve öğrencilerinin katılımıyla açıldı. Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Buğle Müreyen Kaya ve Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Profesör Doktor Zuhal Yetkinay Fantom Laboratuvar hakkındaki detayları mikrofonlarımıza aktardı. Bugün bizim için çok anlamlı çünkü aslında öğrencilerimizin klinik eğitime başlamadan önce tamamen hastayla karşılaşmadan önce bir laboratuvarda simüle hastalar üzerinde öncelikle ikinci ve üçüncü sınıfta bu simüle hastalar üzerinde çalıştırıyoruz. Ardından kliniklerimizde performans göstermelerini, sağlık hizmeti vermelerini bekliyoruz tabii ki öğretim üyelerimizle birlikte. Bu anlamda önemli. Bu laboratuvarımız aslında uzun yıllardır daha önce başka bir mekanda ve daha farklı teknik donanımla çalışıyorduk. Fakat bu sene laboratuvarımızı yeni bir mekana taşıdık ve tamamen dijitalleştirdik. Ve şu an belki de Türkiye'nin eğitim anlamında sayılı laboratuvarlarından biri. Bu anlamda öğrencilerimiz gerçekten çok şanslı. Fantom Laboratuvarı öğrencilerimizin kliniğe geçmeden önce, yani hastayla birebir çalışmadan önce uygulamalı eğitimlerini aldığı laboratuvardır. Bu laboratuvarımızda teknolojinin en son örneklerinden biri ve hastayı birebir taklit eden, hem ekranda birebir görebildikleri hem de uygulamalarını yapabildikleri modellerle bir laboratuvar oluşturmuş bulunmaktayız. Öğrencilerimiz böylece az önce de söylediğim gibi hastayla karşılaşmadan önce uygulamalarını bu modeller üzerinde, hasta modelleri üzerinde hem oturma pozisyonlarıyla hem çalışma pozisyonlarıyla yapabiliyorlar. Dolayısıyla kliniğe geçmeye hazır hale geliyorlar. Bizler de Akademik TV ekibi olarak Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerine başarılı bir eğitim öğretim hayatı diliyoruz. Süleyman Demirel Üniversitesi Eczacılık Fakültesi yönetimi tarafından geleceğin genç eczacı adaylarına yönelik beyaz önlük giyme töreni gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen törene öğrencilerin hem akademisyenleri hem de aileleri katılım sağlayarak onların bu mutlu ve gururlu anlarına şahitlik ettiler. Süleyman Demirel Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Beyaz Önlük Giyme Törenini Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi. Düzenlenen törene katılım sağlayan kişiler eczacı adaylarına iyi dileklerde bulunurken geleceğin sağlık bekçileri beyaz önlüklerini büyük bir gururla taşıdı. Bu yılda çok heyecanlıyız çünkü hani 86 öğrencimize beyaz önlük giydireceğiz. Öğrenciler yani üniversiteye gelişlerini bu şekilde yani önlüklerini giyerek laboratuvara giyme heyecanlarını yaşayacaklar. Bugün burada güzel bir tören için birlikteyiz. Bugünün anlamı şöyle, gençlerimiz bu sene tamamen temel eğitim alıyorlar ama bunun yanı sıra da mesleğe de aynı zamanda hazırlık yapıyorlar. Beyaz önlük töreni çok güzel bir organizasyon. Bizleri de davet ettiği için herkese teşekkür ederiz. Öğrencilerimiz yeni öğrencilik hayatına atılacaklar. Biz de çok mutluyuz. Biz de onlar kadar heyecanlıyız. Öncelikle mutluyum hem burayı kazandığım için hem de böyle bir terene katılabildiğim için. Ama aynı zamanda da biraz gerginim. Heyecan var üstümde. Mutluyum. Tadını çıkaracağım bugünün. Ben bugün çok gururluyum. Çünkü buraya gelmek için çok çalıştım. Emeklerimin karşılığını aldım. Bugün de bu önlüğü giyerek gerçekten ilerideki hayatıma çok güzel etkilerin olacağını biliyorum. Bugün burada olduğum için çok mutluyum. Eczacılık fakültesi benim hayalimdi öncelikle. Burada bugün bu mesleğin önemli bir aşamasını gerçekleştireceğiz. Çok mutluyum. Zaten eczacılıkla ilgili bu en önemli şey yani önlük giyme. Ailem de geldi burada. Mutluyuz. Eczacılığı severek yazdım. Şu an burada olduğum için de çok mutluyum gerçekten. Yani hedeflerime ulaştığım için de gerçekten çok mutluyum. Beyaz önlük tamamen benim hayalimdi ve şu an hayalimi yaşıyorum gerçekten. Bu tarif edilmez bir his. Çok mutluyum, aşırı heyecanlıyım. Bilimin ışığında ilerleyen geleceğin eczacı adaylarına hem eğitim öğretim hayatlarında hem de ilerideki meslek hayatlarında başarılar dileriz. Süleyman Demirel Üniversitesi Kariyer Planlama ve Mezunlarla İletişim Merkezi, yabancı dil eğitimi ile yurt dışında lisans ve lisansüstü öğrenim imkanlarının anlatıldığı bir etkinlik düzenledi. Kariyer Planlama ve Mezunlarla İletişim Merkezi Müdürü Doçent Doktor Ahmet Yıldırım ve Success Yurtdışı Eğitim Danışmanı Mustafa Kemal Kaya duygu ve düşüncelerini bizlerle paylaştı. Kariyer Merkezi olarak öğrencilerimize yönelik kariyer planlamalarında yol göstericisi olması düşüncesiyle bugün
yurt dışında eğitim imkanları, dil becerilerinin geliştirilmesine yönelik olarak hangi imkanların var olduğunu ve stajla alakalı beklentilerine cevap vermek üzere bugün bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Bu konuyla alakalı uzman arkadaşlarımız var, şehir dışından geldiler, bizlerle beraber olacaklar ve öğrencilerimize eğer kariyerlerinde geleceğe yönelik, yurt dışına yönelik bir adım atmak isterlerse hangi aşamaları takip etmeleri gerektiğini, nelere dikkat etmeleri gerektiğini ve nasıl bir yol izlemeleri gerektiğine dair bugün bir bilgilendirme toplantısı yapıyoruz. Öğrencilerimiz için umarım faydalı olur. Yani. Süleyman Demirel Üniversitesi Doğu Kampüsü'nün içerisinde Edutor, yani Education Mentor kısaltmasından oluşan Edutor isminde bir danışmanlık ofisimizi bu yıl itibariyle aktif ettik. Öğrencilerimize yardımcı olabilmek için. Edutor firmamızın Süleyman Demirel Üniversitesi'nin kariyer merkeziyle görüşmesinin ardından planlanan bu organizasyona katılmaktan çok büyük memnuniyet duyduk. Öğrencilerimizin yurt dışı eğitim hakkındaki konuları, soruları hakkında bilgiler vermeye çalıştık. Yurt dışında eğitim görme ve yabancı dilin önemi hakkında bilgilendirmeleriyle başlayan söyleşi, öğrencilerin sorularının yanıtlanmasıyla son buldu. Süleyman Demirel Üniversitesi öğrenci toplulukları son hızıyla etkinliklerine devam ederken matematik topluluğu düzenlemiş olduğu köy okulu etkinliğiyle birlikte birbirinden güzel etkinliklere imza attı. Süleyman Demirel Üniversitesi matematik topluluğu Mustafa Çetinkaya Ortaokulu'ndaki öğrencileri ziyaret etti. Öğrencilerle çeşitli etkinlikler yapan matematik topluluğu üyeleri, öğrencilerle oyunlar eşliğinde çeşitli bilgilendirici aktiviteler yaptı. Bizler de Akademiks TV ailesi olarak matematik topluluğuna bol etkinlikli ve verimli bir yıl geçirmelerini diliyoruz. Sevgili izleyenler, şimdiki haberimizde öğrenci topluluklarına ait Makine ve Otomasyon Topluluğu Mühendislik Fakültesi konferans salonunda düzenlemiş olduğu CATCAM semineriyle birlikte üyeleriyle bir araya geldi. Süleyman Demirel Üniversitesi öğrenci topluluklarından Makine ve Otomasyon Topluluğu ile Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Makine Topluluğu CATCAM'ı konu alan bir seminer düzenledi. Seminerde konuşmacı olarak Metropol Soft şirketinden Ertan Sayın yer aldı. Öğrencilere sosyalleşme ve yürütülen çalışmalarda aktif bir şekilde rol alabilme imkanı sağlayan öğrenci toplulukları yeni dönemde de birçok etkinliğe imza atmaya başladı. Süleyman Demirel Üniversitesi Makine ve Otomasyon Topluluğu, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Makine Topluluğu birlikteliğiyle eğitici bir seminer düzenledi. Ertan Sayın, topluluk akademik danışmanları ve başkanları seminer hakkındaki detayları mikrofonlarımızla paylaştı. Sabah katılımda programları tanıttık, arayüzlerini tanıttık. Hem CAT hem CAM beraber tanıttık. İkinci kısımda ise biraz da imanata girdik. İmanatta karşılaşabilecekleri en teknik ve temel konuları gösterdik. Bugün öğrencilerimize yönelik imalat sektörüyle alakalı bilgiler vermesi için konuşmacımız geldi. Bizim derslerimizde genel olarak ifade ettiğimiz şeyleri, teorisinden sıklıkla bahsettiğimiz şeylerin uygulamasını tecrübeli uygulayan birisi olarak konuşmacımız öğrencilerimize iletti. Arkadaşlarımızın CAD/CAM alanındaki eksiklerini gidermek, onlara sanayice deneyim kazandırmak açısından bir etkinlik düzenledik. İstanbul'dan Metropol Soft firmasından çok deneyimli bir mühendis arkadaşımız geldiler, Ertan Bey. Arkadaşlarımıza amacımız şu, tecrübe edinmelerini sağlamak, sahadaki pratik bilgileri öğrenmelerini pekiştirmek istiyoruz. Yani teorik bilgiyle uygulamayı pekiştirmek için böyle bu içerik hazırladık. İstanbul'dan Metropol Soft şirketinden Ertan Sayın Bey geldi. Bize CAD/CAM uygulamaları üzerine çok güzel bir eğitim verdi. 14 haftalık eğitimi yaklaşık 4-5 saate sığdırdık ve görsel olarak öğrencilerin aklına kazanabilecek bir şekilde çok güzel bir eğitim verdi. Katılımımız çok güzeldi. İstanbul Metropol Soft firmasından Sayın Ertan Sayın Bey'i ağırladık. CAD/CAM üzerine bildiğiniz üzere CAD bilgisayar destekli üretim ve bilgisayar destekli tasarım olarak adlandırılıyor Türkçe olarak. Onun üzerine bir eğitim gerçekleştirdik. Süleyman Demirel Üniversitesi Makine ve Otomasyon Topluluğu ile Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Makine Topluluğuna bol etkinlikli ve verimli bir yıl diliyoruz. Sevgili izleyenler, bu haftada Akademiks TV hafta sonu ana haber bülteninin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Haftaya aynı yerde, aynı saatte Süleyman Demirel Üniversitesi'nde yaşanan güncel gelişmelerle birlikte sizlerle olmak dileğiyle. Haberin merkezinde Akademiks TV'de kalın, hoşça kalın.